Muhalefet ekonomik krizle birlikte istihdam sorunu derinleşiyor, işsiz sayısı da giderek artıyor derken Cumhurbaşkanı Erdoğan tam aksine pek çok sektörde vasıflı vasıfsız eleman ihtiyacı hat safhada dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefet sokağın sesiyle yanıt verdi. Pek çok sektörde vasıflı vasıfsız eleman ihtiyacı hat safhaya çıktı. İş bulamıyor, iş. Üniversiteyi bitirdi mi? Bitirdi. 4 senelik. Valla işte ekonomi kötü. Hep aynı yani maalesef. Ekonomi kötü. Maalesef hep aynı. Yani aynı metodoloji. Şu anda evde çok genç var maalesef. Muhalefet sokağın nabzını tutarken, dert dinlerken, işsizlik sorununun nedeni ekonomi yönetimi derken Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizliğin aksine Türkiye'de vasıflı işçi kara borsa haline geldi dedi. Bilhassa belli alanlarda yetişmiş iş gücü adeta kara borsaya düşmüş durumda. Memlekette güven ortamı yok ama güven ortamı olmayınca yatırım olmuyor. Yatırım olmayınca da işsizlik çoğalıyor. Sanayi üretimi gayet iyi gidiyor. Ticaretimiz canlanıyor. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Turizm sektörü sürekli hedef yükseltiyor. Sayın Vekil, 1 liraya kuzu satıyoruz. 30 tane kuzu 50 tane koyunun yemini karşılamıyor. Bayramda muhalefet kurban pazarında besicinin, sokakta esnafın, vatandaşın sorunlarını gündeme taşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan parti teşkilatlarıyla bayramlaşmasında ekonominin atağa kalktığını, ihracatın rekor kırdığını, organize sanayi bölgelerinin talebe yetişemediğini, bu tablonun istihdama da yansıdığını söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise Avrupa Türkiye'yi süper güç olarak görüyor dedi. Bugün Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nden muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan baktığınızda, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz. Uçan Türkiye'ye ne oldu? Hadi çıktı anlat bakalım. Ama bu sefer masal anlatma. Organize sanayi bölgelerinde yer kalmadığı için sürekli genişletme ve yenilerini açma çalışmaları var. Sen havuzlu saraylarında sefa sürerken işsiz kahvesinde çaresiz bekleyen kardeşim ne yapsın? Muhalefetin eleştirilerine karşı Cumhurbaşkanı'nın işsizlik yok, vasıflı, vasıfsız eleman ihtiyacı çok açıklaması. AK Partili Mahir Ünal'ın Avrupa Türkiye'ye imreniyor iması. Ekonomiye dair iktidar cephesinden pandemi sürecine de işaret ederek tek farklı ses Efkan Ala'dan yükseldi. Vatandaşımızın da ekonomik yönden bazı sıkıntılar çektiğinin farkındayız. Diğer alanlarda ortaya çıkan problemlerin farkındayız. Hedefimiz ticaretimizi, ekonomimizi geliştirmek. Şu anda terlik satıyoruz. Araba sattık, ev sattık. Tarlamız var, onu satın alıp çıkardık, onu satıyoruz. Onları satarsak ayakta kalır. Bayram mesaisinde de siyasetin sıcak başlığı ekonomi oldu.